Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize bir poligon programından daha herkese selamlar, saygılar. Bugünkü konuğumuz uzun bir aradan sonra bugünkü konuğumuz Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği Başkanı Sayın Edis Tuncel Hocam. Aynı zamanda bir atıcı, aynı zamanda dernek başkanı, aynı zamanda bir öğreti görevlisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Pandemi sürecinde nasıl gidiyoruz? Yani neler yapıyoruz bu arada? Atış çalışmaları nasıl? Kulübün çalışmalarımız nelerdir? Hangi aşamadasınız? Yeni kuruldunuz. Hedefleriniz nelerdir? Ne yapmak niyetindesiniz? Bir alalım hocam. Teşekkür ederim. En son pandemiden önce mi bir program yapmıştık, evet, ve genel atıcılık üstüne konuşmuştuk. Yaklaşık 2 sene falan geçti aradan. Zaman da bayağı hızlı geçiyor. Evet. O zamanlardan bizim de bir dernek kurma düşüncemiz olduğunu dile getirmiştik zaten. 2020 yılında derneğimiz kuruldu ve faaliyete de başladı. Etkin bir şekilde faaliyete de başladı. 40'a yakın üyemiz var. Herkes meraklı. Oldukça meraklı da büyük bir sıkıntı yaşadık bu pandemi döneminde. Planladığımız faaliyetlerimizin belki de yarısına yakını yapamadık. Zaten malum Atıcılık Federasyonumuzun faaliyetleri de zaman zaman aksamak zorunda kaldı. Bu bir mecburiyetti böyle bir ortamda. Bütün dünya bu pandemiden dolayı etkilendi zaten ve hala da etkileri sürüyor. Geçecek gibi de gözükmüyor. Sürecek de maalesef burada en büyük sıkıntıyı şu anda ben pandemi tedbirlerinin çok gevşetilmesinde görüyorum. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor insanlarımız ve bir yılın içinde 120 insanımızı kaybettik. Dün 3 kişi öldü yine. Allah rahmet eylesin, evet, oradan. Ailelerine başsağlığı dilerim. Yani gerçekten büyük bir sorun ve dediğiniz gibi ne acıdır ki giderek insanlar bunu sanki uyandığında elini yüzünü yıkarmış gibi yaşantısının bir bağlantısıymış gibi devam ettiriyor. Halbuki tedbirleri elden, evet, bırakmamak gerektiğine ben de inanıyorum. Size kesinlikle de katılıyorum yani. Aşı olayında da maalesef çok düşük bir seviyedeyiz. Öyle iddia edildiği gibi aşıya bir ilgi falan yok. Şu anda toplumun aşılanmış kabul edilebilecek kesimi sadece %30'dur bilimsel açıdan. Sadece %30. Daha önce 2 doz Sinovac aşısı yaptırıp arkasını getirmeyenler var. Aşının etkileri çoktan geçti. Artık aşısız sayılır o insanlar. Ve kendilerini maalesef aşılı olarak görüyorlar. Ve toplumun içinde şu anda sadece aşılı sayılabilecek en azından 3. doz hatırlatma aşısını almış olan insan sayısı ile birlikte toplamda %30'a denk geliyor. %70'i toplumun şu anda aşısız. Yani bunu bilelim. Herkes ayağını ona göre denk alsın ve maalesef böyle bir ortamda da toplu spor faaliyetleri yapmak oldukça sıkıntılı. Gerçi bizim faaliyetlerimiz hep açık alanda yapılıyor ve belli mesafeler konuyor ama ne yapsanız insanların arasında biraz da olsa bir yakınlaşma, bir diyalog, bir temas gene oluyor bir şekilde. Günün sonunda atıcılık sporu insanlık tarihinin en eski sporudur. En eski sporu, arkasından da binicilik gelir. Evet. İnsanlar bu spordan vazgeçemezler. Biz de vazgeçemeyiz. Yani düşünün ne yapacağız? Birkaç hobimiz var. Benim hobilerimden biri fotoğrafçılıktır, öteki atıcılıktır. Şimdi ikisinden de vazgeçmem. Mümkün olduğunca şartları, bu şartlarda bile, pandemi şartlarında bile, mümkün olduğunca şartları zorlayarak yapmaya çalışıyorum. Bizim kendi camiamızın içinde olan atıcı arkadaşlarımız da, sadece derneğimizin değil, diğer kulüplerimizin, derneklerimizin, birliklerimizin atıcıları da aynı düşüncede. Bir dönem mecburen geri çekildik, kapandık, kısıldık, şu oldu, bu oldu ama gene de derneksel açıdan faaliyetlerimizi tam olarak hedeflediğimiz şekilde yapamasak da, biraz eksik bıraksak da federasyon faaliyetleri açısından tam olarak katkımızı koyduk. Yani federasyonumuzun sağladığı imkanlarla federasyonumuzun programına tam olarak biz uyum sağladık. Orada bir sıkıntı olmadı. Hatta elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı söyleyebilirim. Ama yine de çok daha farklı hedeflerimiz de vardı. Çok daha bütünlüklü. Mesela örneğin her aya en azından bir faaliyet koymayı planlıyorduk. Her ay bir faaliyetimiz olsun. Şimdi baktığımızda katılabildiğimiz faaliyet sayısı federasyonun faaliyetleriyle sınırlı kaldı. Yılda 5-6 faaliyet. Bir tanesi de önümüzdeki hafta sonu olacak. Evet. Sonuncusu.
biraz kısıtlı kaldık. Yani bu ortamda maalesef ister istemez. Tabii tedbirler alınabilirdi ama tabii Sağlık Üst Kurulu hepsini bir kefeye koyduğu için ne acıdır ayırmıyor. Doğrudur. Normalde bizim sporumuz aslında kendilerinin koyduğu kurallara uygundur. Yani evet, 2,5 metre mesafe şudur, insanlarla temas sağlanmayacak. Şu bizim sporumuz aslında en yatkın olandır. Yani diğer toplu sporlar gibi değildir. Doğrudur. Ama fakat ne acıdır ki kitlesel olarak alındığı için kararlar, mecburen federasyonumuz da buna uymak zorunda kaldı. Tabii ki bununla ilgili tedbirler alınıp el birliğiyle biz kulüpler bu işe gönül vermiş kişiler olarak bunu bu önümüzdeki dönemde 2021 bitiyor. 2022 yılında faaliyet programının hemen hemen her aya gelecek şekilde de kulüplerle birlikte aynı adım atıp gerekli tedbirleri sağlayacak şekilde bir fizibilite hazırlanıp sunulabilir diye düşünürüm. Yapılması gerekir. Üst kurulu. Yapılması gerekir. Devletin aldığı tedbirler neticesinde dediğiniz gibi aynı kefeye konulup da gereksiz yere mağdur olmak, hele hele bu ortamda her şey açık ve saçıkken, evet, kimse hiçbir şeye aldırış etmiyorken, yani yapılmaması gereken iki şey vardı. Bir, okullar kapatılmayacaktı. Okullar kapalı kaldı, her yer açık kaldı. Evet. İki, bizimki gibi bireysel sporların, ki mesafeli yapılıyor, engellemesi yapılmayacaktı. Öteki sporlarla aynı kefeye konmayacaktı. Maalesef bu iki hatayı gördük ve dile de getirdik ama Sağlık Üst Kurulu dediğimiz kurul buna pek itibar etmedi. Şimdi pandemi dönemini 4 tane siyasi atama memur, 2 tane doktor, 1 hemşire yönetemez. Pandemidir bunun adı. Pandemi. Bütün dünyayı ilgilendiren bir felaketle karşı karşıyayız. Ve yasaya rağmen, 2018'de geçen yasaya rağmen açtım yasayı, inceledim. Bazı paydaşlar vardır. Bu paydaşların hiçbiri çağrılarak görüş alınmadı. Ben yaparım olur, ben alırım kararı olur. E olmuyor işte. Aldığınız kararların sonucu 120 tane ölü. Kim verecek hesabını? Ve biz diğer taraftan planlanmış, programlanmış faaliyetlerimizi yapamıyoruz. Bizim gibi mağdur olan çok insan var. Çok kurum var. Ama her şeyin ötesinde yanlış giden bir şeyler var ve 120 tane ölümümüz var. 120 insanımızı kaybettik. İnşallah talep edelim ki insanımız da bu kurallara uysun. Ben o kurallara uymadıklarından dolayı bunların yaşandığı kanısındayım yani. Sadece kurallar değil ya. Hiçbir suçu olmayan insanlar da gidiyor arada. Benim çok yakın tanıdıklarım. 10 kişi kaybettik. Bu 120 kişinin içinde 10 tane yakın tanıdık var. Bir tanesi manevi babamızdı. Yani babam neyse o da benim için de aynı değerdeydi. O kadar sevdiğimiz bir insandı. Anlamadım. Doktor ona sağlık sorunlarından dolayı aşının yan etkilerinden korkarak aşı olmasını tavsiye etmemiş ama eve giden bakıcı bulaştırdı ve 5 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra hayatını kaybetti. Ya şimdi yakalanırsa ve ağır yakalanırsa zaten ölecek adam. Aşının etkileri, yan etkileri %4. Yani sağlık çalışanlarımızın arasında da biraz bu konuda akıl almaz işler yapanlar var. Hatırlarsınız bu konu başladığı zaman bir sürü profesör, bilim adamı, film adamı piyasaya çıkıp hikaye okuyordu bize. Bu da işte sıradan bir grip gibi bir olaydır. Gripten şu kadar insan ölüyor, bu kadar insan ölüyor, şu oluyor, bu oluyor. Kanserden şu kadar insan ölüyor. Trafik kazasından bu kadar insan ölüyor. Elma ile armutu karıştırdılar burada. Ve insanların kafasını bulandırdılar. Ne yazık ki böyle bir hataya düştüler. Ve insanlar neyin ne olduğunu anlayana kadar akla karayı seçtik. Ve maalesef birçok insan kaybettik. Tabii bunun dediğim gibi birçok farklı farklı yansımaları oldu hayatımızda. Hayatımızı kısıtladık. Kısıtlayınca da yapmayı planladığımız birçok şeyi yapamadık. Anladım. Sporda, atıcılık sporda bunlardan bir tanesi oldu. Hayatımızın bir parçası olarak devam edecek. Ve buna kuralları bitmeyecek. Koyarak. Bitmeyecek. Bunu bitmeyecek, net bir şekilde kesindir. Söyleyelim. O kesindir bitmeyeceği. Bu hayatımızın bir parçası gibi devam edeceğiz. Kuralları uygulayarak yaşamımıza devam etmek zorundayız. Aslında bitirilebilir ha. Bitirilemez diye bir şey yok. Herkes yapması gerekeni yaparsa sadece bir ay herkes dikkatli davranacak. Bir ay. Aşısını olmayan aşısını olacak. Sosyal mesafe kuralları şudur budur maskedir falan. Temizlik, hijyen. Bunlara dikkat edilecek. Bir ayda bir anda vakaların sıfırlandığını bile görebilirsiniz. Yani bu sadece insanların kendi duyarlılıklarıyla bitirilebilecek bir olaydır.
Ama bu belayı yaradanlar, açık ve net söyleyeyim, bu belayı yaradanlar insanların bu duyarlılığı göstermeyeceğini biliyorlardı. Mesela dünyanın farklı yerlerinde yaşayan arkadaşlarımız var, görev icabı bulundukları yerlerde. Örneğin bir tanesini yerde vereyim, isim de vereyim yani. Afganistan'da dedim, 2 sene görev yaptı arkadaş. Pandemi başlamadan önce çevrenizdeki ölüm olayı nasıldı? Pandemi başladıktan sonra nasıl oldu? Ya dedi, tektik denk geliyorduk. İşte köylerde, orada burada cenazelere. Şimdi üst üste yığılıyor dedi. Bunların dedi, nereden öldüğünü bilen yok. Bir bakıyorsunuz bir süre sonra köy boşalmış, bitmiş. Ve kayıtlara bunlar girmiyor. Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da birçok konu kayıtlara bu şekilde girmedi. Yani geri kalmış ülkelerde yaşanan kaos yansımadı. Güney Amerika'da, pardon, Güney Afrika'da bir varyant çıkıyor, pat diye çıkıp dolanıp geliyor, burada bulunuyor. Neden dolayı? Demek ki dolaşımdadır. Bu kadar basit. Sen gerekli tedbirleri almıyorsun. Yeterince almıyorsun en azından. Sonuçta böyle karşımıza. Evet, istersen tekrar konumuza dönelim. Konumuza çünkü bu konuyu açtık sonra uzadı, sonra uzadı. Yani bizim, bence şimdi söyledik de geçtik, olan, kurallarımıza uyalım. Evet. Ve daha çok insanımızı kaybetmeyelim. Esasında, hocam şimdi esasında söylemek istediğim şu. Döviz arttı. Bizim de fişeklerimiz, silahlarımız hep döviz endeksi. Evet. Şimdi bu bizim sporumuzu ben baktığım zaman nereden baksanız insanlar geçim derdinde ama maaş bulamıyor, ödeyemiyor ev kirasını, çocuğuna harçlık veremiyor, okula gönderemiyor, okulun parasını ödeyemiyor, aldığı borç vardır, bir anda sıfırlandı, 3 katına çıktı. Ama bu bağlamda da bizim sporumuz en az %200 etkilediğine inanıyorum. Daha fazla. Bu bize bu önümüzdeki dönemlerde sporun önü açık dahi olsa bizim spor yapma şeyimizi maddiyatla kısıtlayacağı kanısındayım. Sizce bununla ilgili... Ciddi derecede kısıtlayacak. Şu anda bir kere mühimmat bulamıyoruz ya. Yani yarışmalarda kullanacağımız, antrenmanlarda kullanacağımız amacına uygun mühimmat bulamıyoruz. Yani ucuz bir sürü şey var ortada piyasada ama kaliteli mühimmat bulma sıkıntısı çok kat safhada. Yani büyük sıkıntı bu. Şimdi Ferrari arabayla yarış pistine çıkıyorsunuz. Arabayı 3 saniyede, 1 saniyede veya 3 saniyede atıyorum 100 kilometreye çıkaracaksınız. Ama arabaya koyduğunuz mazot, benzin değil mazot, değil 3 saniyede, 30 saniyede çıkmıyor. Bu şartlarda nasıl müsabaka yapacaksınız? Yani doğru müsabaka, doğru mühimmatla girmeniz lazım. Silahlarınıza uygun, balistik yapısı, silahlarınızın balistik yapısına uygun mühimmatla müsabakaya girmeniz lazım. O mühimmatı bulamıyoruz. Elimizde de çok sınırlı sayıda var ve o kadar zorlanıyoruz ki. Artık herkes birbirine soruyor, var mı sende şundan, bundan? Paylaşarak girip etkinliği yapıp çıkıyoruz. Sonra o da bitecek ama. Günün sonunda o da bitecek. Yani taşıma da çok büyük sıkıntı. Örneğin İngiltere'den alıp getiriyor bazı tedarikçilerimiz bunları. Ama şöyle bir durum var. 1 liralık bir malzemeye 3 lira taşıma parası istiyorlar. Hava yollarıyla geliyor bunlar. Eskiden 1 liralık bir malzeme 1 liraya gelirdi. 2 liraya mal olurdu. Üstüne karını da koyardı. %20, %30 neyse. Satardı. 2-2,5 liraya satardı size örneğin. Şimdi 1 liralık bir malzemeyi satın alıyorsunuz. 4 liraya mal oluyor size sadece ulaşımla. Ulaşımı tutuyorlar, gümrüğün üzerine de koyuyorlar. Maliyetin içine ekliyorlar. Bu sefer külliyetli bir miktarda çıkıyor. %80'e yakın zaten fon ödüyor. Öyle. Eskiden 2-3 liraya mal ettiğiniz bir şeyi, size ulaşan bir malzemeyi. Şimdi 30 liraya. Şimdi 10 liraya %300 zamlanmış durumda. Nasıl alacaksınız? Nasıl alacaksınız? Yani bu da büyük bir sıkıntı. Bir müsabakaya girdiğinizde atılacak mühimmat sayısı belli. Antrenmanda kullanacağınız mühimmat sayısı belli. En az 2 kez antrenman yapmak zorundasınız. Tabii. Belki de daha fazla. Silahlarınızı ayarlayacaksınız. Hava şartlarına göre dünya kadar çalışma yapacaksınız. Kendinizi her türlü şarta göre hazırlayacaksınız, ayarlayacaksınız. Bu arada atıyorum 10 tane mühimmat yakacaksanız müsabakada antrenmanda en az 100 tane yakarsınız. Yani bu da şunu getiriyor hoca. Ben biraz bir açık sözlüyüm. Asker ve polis yapacak bu sporu. Onlarda sıkıntı var. Devlet kanalındadırlar. Tamam da. Maddiyatta bir kuruş ödemeyecekler çünkü. Devlet kanalında oldukları için. Çünkü sivillerde geçim derdi var.
Hani insan hem geçim diye evini mi düşünecek, atışa mı gidecek? Ama bir tarafta onların mühimmat ve şeyleri devlet tarafından karşılanıyor. Doğrudur. Yani bunu aslında ama bir çözüm bulmak lazım. Onlarda da sıkıntı var. Ya devletin bu konuda doğru dürüst bir politikası olduğunu ben sanmıyorum. Bir tüzük çalışması yaptık. Eski tüzükte bazı sıkıntılar gördük. Evet evet, bir daha var. Yani şimdi soracaktım, olacak biraz, iş değil bu. Sonra... Bir tüzük çalışması yaptık. Bir senedir tüzük hala daha geçmeden bekler Bakanlar Kurulu'nun önünde. Yok orasında noktası vardı. Yok burasında virgülü vardı. Kardeşim, savcılıktan yani, geçti geldi. Yani her şey bitmiş bir tüzük. Bütün çalışması yapılmış, hazırlanmış. Genel kurulda onaylanmış. Evet. Yani şu anda siyaseten derhal gündeme alınıp bu işin bitirilmesi lazım. Niye bekletiliyor? Bu doğrudan doğruya bir köstektir spora. Hangi manta takıldılar kaldılar bilmiyorum. Acaba yani, birilerinin hedefleri mi var? Olabilir. Hesapları mı var? Olabilir. Acaba? Yani burada ki şu andaki başbakan Sayın Faik Sucuoğlu seçimden önce, kendi genel başkanlık seçimlerinden önce federasyona da gelmişti. Ben de gitmiştim oraya. Geleceğini söylemişti. Gittik. Bu sıkıntılarımızı kendisine dile getirdik. Ve gayet de makul bir toplantı yaptık orada. Şimdi başbakan, bitirin bu işi ya. Yani bunun bitmemesinin zararından başka bir şey yok. Gayet sıkıntılı bir durum. Eski tüzükle yapılacak olan bir seçim, şaibeli bir seçim olur. Tabii ki, tabii ki. Ciddi sıkıntı var orada. Şimdi devletin kontrolü altında, devlete bağlı olarak çalışan bir federasyonda siz oturup da kendi asli görevinizi devlet olarak yapmazsanız alttakiler ne yapsın? Alttakiler ne yapsın? Bu tüzüğün bir an önce Bakanlar Kurulu'nun gündemine alınıp onaylanması, arkasından da resmi gazetede yayınlanması lazım. Bunun başka çıkar yolu yok, kaçarı koşarı da yok bu işin. Er ya da geç bu olacak. Hayır, genel kurulda onaylanmış zaten. Bütün gruplar onayı vermiş. Evet. Bitmiş, evet. Savcılığa gitmiş, savcılıktan ufak tefek değişiklikler yapılmış, değişmiş. Sonra merkezi mevzuata gitmiş, imla hataları varmış. Nokta virgül hatası. Her neyse. O da düzeltilmiş. Yapıldı. Tamam, ne bekliyor? Bilmiyorum. Kaç aydır ya? Başkana, ne zaman geçirdik biz onu? Haziran'da mı? Mayıs'ta mı? Tüzüğü geçen Aralık. Bir seneyi geçti. Tabii bir sene oldu. Bir sene. Geçen Aralık'taydı. 2020'nin Aralık'ındaydı. Aralık'ta çalışmayı yaptık. Ondan sonra ilgili yerlere gönderdik. Ama kaplumbağanın sırtında gitseydi herhalde daha hızlı gidecekti. Anlaşılır gibi değil. Bu da sporumuzun önünde büyük bir engel. Devletin anlamadığı başka bir şey daha var bu konuda. Dünyada 12 ay boyunca her gün yapılabilecek tek spordur atıcılık. Doğrudur. Değil mi? Ve eğer bunu sadece ulusal çapta değil, uluslararası çapta yapmaya kalkarsak, bu ülkeye dünya kadar, sadece atış turizminden dünya kadar para gelir. Meraklısı çok. Adamlar uçağa binip geliyorlar. Atilla Mahmutoğlu zamanında, başkanlığı döneminde de ona yazmıştı yazı. Ben hatırlarım. 2010'du. Sonra ben devraldım da ben tekrar bunu gündeme getirdim. Turizm Bakanlığı'na yazdım. Ama öyle kaldı. Dedik ki oturalım, paydaşlarla görüşelim. Bu nedir? Bizim için turizm bacaklı. Nedir? Turizm acenteleri. Nedir? Otellerdir. Nedir? Farklı bir boyuttur. Nedir? Buna göre ne yapabiliriz? Yani oturup fizibilitesini hazırlayalım dedik. Turizm Bakanlığı'na da yazısını yazdım ben. Ben o zaman başkandım. Ve Naci der ki öyle kaldı. Ha bugün toplanacağız, ha yarın toplanacağız. Bir türlü gündeme gelmedi. Başkan geldi, Mehmet Bey. Mehmet Bey'de de bir şeyler olmaya çalışıldı, olmadı. Tabii o gene eskisi gibi şeyi canlandırdı. İngiltere'den biliyorsun onaylar, üyelikler. Onlarla ilgili yarışmalar aslında yurt dışı temasları olabilir. Bu pandemide ne kadar etkin olur, ne kadar gidilse faydalı olur. İngiltere'de pandeminin durumu ortada. Ya, kontrollü bir şekilde atıcılar gelip gidebilir orada. Hiçbir sıkıntı yok. Uçağa binecek olan adamın hangi şartlarda uçağa bineceği, hangi şartlarda seyahat edeceği belli değil. Siz zaten şeyi verdikten sonra, önergeyi verdikten sonra atıcılık turizmini başlatalım ve geliştirelim diye. Ben de sık sık şimdiki Turizm Bakanı'yla bu konuyu en azından birkaç kez, sık sık demeyeyim de birkaç kez konuştum, gündeme getirdim. Hatta bir seferinde beraber de gidip görüş bildirir kendilerine ama maalesef bu konunun önemine
dikkat çekmediler. Normal turizmde adam yaz dönemini tercih eder veyahut da yaşına göre farklı bir mevsimi tercih eder. Ancak atış turizminde adamın yaşı başı hiç önemli değil. Adam Avrupa'da mevsim de önemli değil. Hiç önemli değil. 12 ay boyunca adam atlar uçağa, gider Amerika'ya, evet. Gider Güney Amerika'ya, gider Güney Afrika'ya. Evet. Avrupa'nın farklı yerlerinde dolaşır, Asya'ya gider. Bize de çok rahat bir şekilde gelebilirler. Ulaşım sorunu yoktur ve şartlarımız bunun için müsaittir. Ve ben iddiayla söylüyorum. En azından doğru kontaklarla, doğru bir turizm politikasıyla, atıcılık turizmi politikasıyla en azından her yıl 10 bin tane atıcıyı buraya farklı farklı branşlarda çekebiliriz. En azından diyorum ha, minimum 10 bin tane atıcıyı buraya farklı farklı branşlarda çekebiliriz. Ve bu 10 bin insanın bırakacağı, birkaç günlük bir faaliyette bırakabileceği ortalama en az 500 dolardır. Dolar bazında söyleyelim. En az 500 dolardır. Konaklamasıdır, atışı, duşusudur, busudur. Atış sonrası faaliyetlerde gezmesi, tozması, yemesi, içmesi, şusu, busu. En az 500 dolardır. Evet. Yani buna 5 milyon dolarlık bir katkıdır ülkeye. Durduk yerde 5 milyon dolarlık bir katkıdır. Daha fazlası da olabilir. Nasıl olabilir? Faaliyetlerinizi geliştirirsiniz. Ayda bir faaliyet yapacağınıza 15'te bir faaliyet yaparsınız. Tam bir sektör haline getirirsiniz bunu. Dünyanın parası gelir buraya. Kendi İtalya'da, İngiltere'de. Kendi kendine döner sermayesini kurarsın. Tabii. Yapılabilir. Çok rahat bir şekilde yapılabilir. Gelelim hocam kulübünüzü yeni kurdunuz. 2020 yılında evet. Onaylandı. Katıldığınız branşlar Yivliler ve Hamallardır. Genelde evet. Trapiskitlerinde, Trapiskit'te henüz katılmadık. Var atıcımız var. Birkaç atıcımız var ama katılmama sebebimiz de... Avcılığa da üyesiniz. Bu arada avcılığın yapıldığı balık yarışması olsun. Avcılık Federasyonu bizi fena halde hedefe aldı. Değiliz. Neden? Avcılık Federasyonu'nun, buradan açık ve net söyleyeyim tırnak içinde, gayet terbiyesizce bir yaklaşım vardır bize karşı bu konuda. Çok terbiyesizce bir yaklaşım vardır. Yaptıkları bütün terbiyesizlikleri aynen kendilerine iade ederim. Kulübüm adına. Ve bu konuyla ilgili yasal işlemlerle başlattık. Yani oradan... Bizim evraklarımızı hiç yasal prosedüre bakmadan fotoğraflarını çekip resmi evraklarımızı başka kulüp başkanlarına attılar. Onlar da bizim üyelerimize, bizim derneğimizden istifa etsinler diye baskı uygulamaya kalkıştılar. Polise şikayet etti kendilerini. Bir federasyonun görevi ayrımcılık yapmak değildir. Bir federasyonun görevi yasaları ihlal etmek değildir. Yani açık ve net bir şekilde. Sizin avcılıkla ilgili branş yok mu şeyde? Var, tüzüğümüzde var. Tamam. Var. Tüzüğümüzde var. Gayet kapsamlı şekilde var. Tamam. Dertleri şudur. Biri kendilerini kontrol etmesin. Bütün mesele budur. Bütün mesele budur. Yaptıkları faaliyetleri, yaptıkları işlemleri, çalışmaları bizim gibiler gelip kontrol etmesin. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Herhalde bütün olay budur. Başka bir yanlışlık şey değil. Var. Başkan, hiç herhalde... yanlışlık yoktur. Bakın hatırlarsanız tamam, atıcılıkta da aynı sorunu yaşadık biz. Tamam hoca da büyük ihtimalle evet. Bir yanlış anlaşılma hiç olduğuna yanlış inanırım. Ben çünkü... Hiç yanlış anlaşılma yoktur bu konuda. Er ya da geç bunu biz yargı önünde bunlarla hesaplaşacağız. Ben gerekli çalışmaları başlattım. Gelip orada hesap verecekler. Bunun kaçarı koçarı yoktur. Zaten spor dairesinin kendilerine yazdığı yazılara da cevap vermiyorlar. En son yazdıkları cevapta bildiğim kadarıyla gerekçe soruyor kendilerine. Adını beğenmediklerini söylemişler derneğin. Var mı böyle bir dünya ya? Tüzüğün içinde. İstersem adını niye koyarım? Sen benim tüzüğümü okumuyorsun ve iddia ediyorsun ki tüzüğün içinde avcılıkla ilgili bir şey yoktur. Nasıl yoktur? Sen okumadın ki tüzüğü. Açacaksın tüzüğü, bakacaksın bakalım var mı yok mu? Madde madde kendilerine yazdık. Ama niyet o değil, maksat o değil. Yaklaşımları farklı. Bu işte bariz şekilde sen de biliyorsun. Yani yaşadın bunları. Federasyonların içinde bir çeteleşme vardır. Ve maalesef bunu spor dairesi de biliyor. Spor dairesi siyasi sebeplerden dolayı kısıtlı müdahale yapıyor bunlara. Normal şartlarda bu şekilde davrananları direkt görevden alırsınız olduğu gibi. Ben sana resmi evrakları teslim edeceğim. Sen benim resmi evraklarımın içinde bütün üyelerimin her türlü bilgisi, kimlikleri, telefonları, şunları, bunları, her türlü bilgisi, fotoğraflarını çekeceksin, başka yere dağıtacaksın. Bu nedir ya? Yasası olmaz. Var bunun zaten. 5 sene hapisliği var, 15 bin lira para cezası var bu işin. Bu açık ve net yasası var bunun. Bu yanlış. Ya gerekli yasal işlemleri, şikayetlerimizi yaptık, yasal işlemlerimizi de başlattık. Yani bunun kaçarı koçarı yok, yer ya da geç.
Yargı önünde hesap verecekler. Yanlışın ötesinde baktığınız zaman bugün bu ülkede inanılmaz bir kaçak av boyutu var. İnanılmaz bir kaçak av boyutu var. İnanılmaz bir kontrolsüz avcılık var. Av zamanında bile, normal av zamanında bile neler yapmıyor avcılar ya? Hiçbir kuralı kanunu takmıyorlar. Bir kısım tamam kurallarına uyuyor. Gerçekten edepli adaptlı avcılık yapıyor ama şöyle gelsek, büyük aslında, bir kısım aslında gözünü karartıp dikkat etmiyor. Bu bence denetimsizliktendir. Yani şöyle bakın. Tamam da şimdi denetimsizliğiniz. Ehliyetsiz araba süren de çok. Tamam bak, siz denetimsizsiniz. Sarhoş adam mesela alkol alıp araba süren de çok. Tamam. Önemli olan denetimdir bakın. Eğer biz denetimimizi tam yaparsak bu dediğimiz konularda burada konuşmayız. Yani çıkar çıkmaz değil. Kaç tane denetimcisi vardır? Hayır o değil. Onu demem. Polis bağlamında da bakın. Polis nereye koşturacak bunların arkasında? Daha öyle değil ama bakın. Polis sayısı da sınırlı. Hayır bakın öyle ki değil. Ki polis koşturuyor arkalarında. Tamam hoca da. Şimdi belli başlı kurallarda ama denetimi siz yaklaştır, ne kadar sağlamlaştırırsanız o kadar kaçak kuyut olmaz. Örneğin marketler de aynıdır. Bazı marketlere bakın görürsünüz fahiş fiyatlar vardır. Bazılarının altında şey vardır. Bunun görevi kimindir? Ticaret dairesindir. Yeterli personelim yoktur. Yok böyle bir dünya. Yeterli personelin yoksa... Bir nokta koyun lütfen. Tamam. Bir nokta koyun. Sadece personelle alakalı değildir bu. Değil. Belli bir yaşa gelen biri, tamam mı? Av tüfeği sahibi olabilir. Silah sahibi olabilir. Evet olabilir. Av amaçlı. Tamam. Hava tüfeği veya av tüfeği alabilir. Alabilir. Şimdi siz bu adamlara avcılık için belli şartlarda izin veriyorsunuz. Bir derneğe üye olacak. Dernek federasyona üye olacak. Yok belli dönemlerde bildiğim kadarıyla bakın. Bir siz 21 yaşında doldurduğunuz zaman. Oraya geliyorum. Geliyorum. Kısa bir eğitimden geçiriyorsunuz bu insanları. Doğrudur. Ve diyorsunuz ki sen avcılık yapabilirsin. Evet. Yeterli mi bu? Bu kadar basit mi bu iş? Hayır ya bu şimdilik böyle. Bu şimdilik en tedbirli bunu yapıyorlar. Bunun daha kapsamlı çalışmasını yapıyorlar bildiğim kadarıyla. 40 yıldan sonra. Hı? 40 yıldan sonra. Evet. 40 yıldan sonra. Yani şimdi yapabildikleri bu. Çapları bu kadar. Yapabildikleri bu. Tamam yani. Bunu kendilerine katkı koyacak olan bizim gibi bilimsel yönden katkı koyacak olanları dışarıda tutmaya çalışıyorlar. Neden? Neden? Kapasiteleri belli. Bir milim ileri gidemezler o kapasiteyle. Birileri hazırlamış, gelmiş oraya koymuş. Bugün gittiğinizde siz kaymakamlığa atıcılıkla ilgili silahlarınızı evden poligona taşımak için izin almanız lazım. Tabii ki. Adam giriyor sisteme, sistem sizi kilitliyor. İlle avcılığa üye olacaksınız. Ne gereği var kardeşim? Ne gereği var? Koca Atıcılık Federasyonu tuttular, soktular bana Avcılık Federasyonu'nun altına. Atıcılık Federasyonu senenin 12 ayı faaldir. Avcılık Federasyonu'nun ne kadar faal olduğu av zamanıyla bellidir. Orada da onlar için de yaptıkları şeyler yani dünya düzenlenmesi kadar, lazım. Dünya kadar arıza var bu konuda. Dünya kadar. Düzenlenmesi lazım. Ve avcılığın bu ülkeye çok fazla bir getirisi yoktur. Maddi yönden de yoktur. Bir hobidir avcılık. İsteyen gider yapar, istemeyen gitmez yapmaz. Atıcılık da bir hobidir ama getirisi daha fazladır. Ava çıkan bir insan kaç tane fişek atar? Kaçsa kaç tane av çıkarsa? 10 tane, 20 tane. Poligona giden bir atıcı kaç tane fişek atar? 25 tane. Ne 25 tanesi? En az 25. En az. En az. Ve gittiğinde, eğitime gittiğinde ben 100 tane atan adam bilirim. Hatta kasalar dolusu fişek getirip sabah başlayıp akşam üstüne kadar atan bir adam bilirim. Şimdi sektörleri... Bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını bildim ben yani duyum aldım. Bununla ilgili bir çalışmaları var. İnşallah erken zamanda hayata geçirirler hoca. Biri başlarında durmazsa bunların kendi başlarına bir şey yapabilecekleri yoktur. Birileri başlarında duracak ve o işi yapacak. Bunların kendi başlarına yapacak çapları yoktur. Açık ve net söylüyorum. Bu kadar basit. Hoşlarına gitsin veya gitmesin. Bu kadar basit. Bilmezdim yani, onun öyle olduğuna bak. Vallahi tekrardan yani, ben zaten üyesiniz diye şey edecektim de o yarışmalara girmediniz diye şey edecektim. Bunların yaptığı uygulamaları, Avcılık Federasyonu yaptığı uygulamaları özellikle bizim derneğimize karşı normal şartlarda çalışan bir devlette yapmaya kalkarsanız anında bütün yönetim kurulu görevden alınır. Sadece başkan değil, bütün yönetim kurulu görevden alınır. Bir daha da bu tip faaliyetlerde görev alamazlar. Bu kadar açık ve nettir. Ya maalesef bizim memlekette bu konuda ciddi sıkıntı var. Bir senede 3 tane hükümet değişti. Değişti.
Üç tane müdür değişti. Gelen giden müdürler neydi neydi soruyor. Bunlar da zaman kazanıyor tabii olayda. Biz de yöntemi değiştirdik. Gereğini yapacağız. Benim avcılıkla çok fazla bir alakam yoktur. Ama benim üyelerimin içinde avcılıkla alakası olan birçok insan var. Sen bunları mağdur edemen, keyfin istedi diye. Veyahut kimse da, kimseye edemez. Edemen. Bu insanların yasal hakları vardır. Tamam. Devletin onayladığı, devletin izin verdiği bir derneğe sen kısıtlama getiremezsin. Ve sadece bize değil, başkalarına da yapıyorlar bunu. Başkalarına da yapıyorlar. İnşallah buradan duymuşlardır, gereğini yaparlardır diye düşünüyorum. Duymalarına gerek yok. Bilgileri dahilindedir zaten. Ve soruşturmalar da devam ediyor. Farklı farklı yerlere soruşturma açılması için başvuruda bulunuyor. Şimdi hocam önümüzde bir ödül töreni var. Evet. Aynı günde müsabaka var. Evet. Aynı günde müsabakamız var. Cumartesi. Müsabakaya katılım nasıl hocam? Yani nasıl olacak diye değerlendiriyorsunuz? Yani gönül veren herkesin katılacağını biliyorum bu konuda. Sadece geçmiş müsabakalardan bir tanesinde bir önceki müsabakamızda bir tatsızlık olmuştu. Bir vatandaş polise benim hakkımda bir ihbarda bulunmuştu. Yalan bir ihbarda bulunmuştu. Polis geldiğinde oraya tabii bizimle ilgili bir şey bulamadı ama başka bir konuyla ilgili bazı bulgulara ulaştı. Ve sıkıntı oldu orada. Bir takım sıkıntılar oldu. Hala daha da çözülmüş değil o konu. Çünkü ben kendilerine söyledim, izah ettim kendilerine. Düşündükleri gibi değil olay. Yani bir iddiada bulunacaksanız onu somut olarak kanıtlayacaksınız. Doğru. Bir başka atıcı arkadaşımızla başka bir kulüpten bir sıkıntı oldu. O kulübümüz katılmayı düşünmüyor diye bir duyum aldım. Ama o kulübümüzün atıcıları yine de bir şekilde destek verecekler. Ondan yana şüphem yoktur. Çok değerli atıcı arkadaşlarımız vardır. Değerli atıcı demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Belki de süremizin sonuna geldik. Bilmiyorum ne kadar süremiz kaldı. Yaklaşıyoruz sonuna doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Kuzey Kıbrıs'a özellikle çok değerli atıcı arkadaşlarımız var. Var. İnanılmaz yetenekli arkadaşlar var. Trapiskit'te çok yetenekli atıcılar var. Ateşli silahlarda çok var. Yetenekli atıcılar var. Ateşli silahlar dediğim yivli silahlardan bahsediyorum. Havalı silahlarda çok yetenekli atıcılar var ve bu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu performanslara baktığımızda bu arkadaşlarımız gerçekten dünya standartlarında en üst seviyede dereceler elde ediyorlar. Doğrudur. En üst seviyede dereceler elde ediyorlar ve herhangi bir uluslararası yarışmaya girdiklerinde girme şansları olursa eğer kesinlikle eminim ilk üçün içine çok rahat girecek hocam, kendi branşında adamlar var. Çok uzaya gitmeyelim hocam. Ben emekli olmadan önce atış takımları sorumlusu bendim, antrenörü bendim, güvenlik kuvvetleri, barış evet. kuvvetleri ve kara kuvvetlerinin atış takımını güvenlik her üç kişiden iki tanesi güvenlik kuvvetlerinin atış takımındandı. Bakın işte. Yani ve o kadar büyük mesela bir Mehmet Zeybekçi var. Evet. Dünya beşincisi mi ne geldi? Amerika'da. Tabii. Yarışmada. Tabii ki. Ben dünya uluslararası yarışmaya katıldım mesela. Tamam, iki kez. Tamam. Yani bu bizim Kıbrıs'ta mesela bizim atıcılıkta Selahi var. Kaan bir var. Birçok isim var. Birçok isim var mesela, tamam mı? Yani bir bunun yanında yani gençlerimizde de aynı. Öyle. Yani o yüzden bunu aslında daha önceleri spor dairesi ve devlet katlamında genç sporcularımıza katkı sağlanırdı. Yani trap eskitte. Şu anda yok. Maddi sıkıntılardan dolayı dediler. Ama ya ben 2015'te girdim direkt olarak bu olayın içine. Ben aldım 2013'te 14'te aldım ben. Sadece şey trap eskide plak ve şey fişek yardım yaptıydı gençlere. Haftada iki kez ikişer seriden katkı yapıldıydı. O maddi imkanlar o kadar el veriyordu. Bunun yanında da gençleri yurt dışına göndermede her zaman ön ayak olmuştur. Devlet bağlamında söylüyorum. Federasyon zaten bütçesi nedir ki ne yapacak? Yani federasyonun bütçesinde sıkıntı var ama şu anda tamamdır aslında. Ciddi bir politikası olması lazım. Bakın yan tarafımızda, Rum tarafında dünyada kendini ispatlamış birkaç tane atıcı var. Onlar ve bizimkilerden iyi değil ama. Bizimkilerden iyi olmamalarına rağmen evet. Onlar fırsat bulabildiği için
gidip kendilerini ispatladılar. Tabii ki. Ve Rum tarafında yapılan faaliyetlere baktığınızda, atıcılık faaliyetlere baktığınızda genelde hep uluslararası faaliyetler yapıyorlar ve 12 yılın 12 ayı bu faaliyetleri fırsat buldukça sürdürüyorlar. Pandemi döneminde de sürdürdüler ve çok büyük faaliyetler yapıyorlar. Binlerce insan geliyor, tamam. Dünyanın dört bir tarafından katılıyor bunlara. Hocam olay şu, ama aslında baktığın zaman ben şuna inanıyorum. Ben başkanlık döneminde yazı yazdım. Dışişleri ve devletle birlikte oturup kalem aldık. İngilizce, ama hem ISF'e gönderdik, hem Güney Rum kesimine gönderdik, hem de Türkiye'ye gönderdik. Bakın. Türkiye maalesef bu konuda çok zayıf kaldı. Değil mi? Hepsine. Biz dedik ki, biz atıcılık sporunu ortaklaşa yapmak istiyoruz. Ortak paydada buluşup. Evet. Ama dilimiz ayrı. Dinimiz ayrı. Ama sporda din, dil, ırk ayrımı yoktur. Hep bir bütün olarak ceylenedir baktığın zaman, herkesle baktığında. Gelsinler beraber ortaklaşa, ortak paydada buluşalım. Ama bu atıcılarımızı nasıl ileriye götürürüz? Ama bununla ilgili başlayalım diye yaptık. Bize cevap sadece o tarafının tanındığını, bizim tanınmadığımızı, bu üzerine bir şey yapılamayacağı geldi ISF'den. Ama bak, ya tamamen bölünmüş. Ya bir kere onun dili farklı, dili farklı, dini farklı, her şey farklı. Yani şimdi ben savaştan dolayı ben öldürülmemek üzere ayırdım ve beni bir cumhuriyet kurdum. Ha, bu cumhuriyeti tanırsın veya tanımazsın. Ben orada değilim. Sen anlaşmalar bağlamında diyorsun ki iki ırk vardır burada, doğru mu? İki toplum var. Bu iki toplum olduğuna göre de iki toplumun da hem atıcıları vardır, hem siyasetçileri vardır, hem doktorları vardır, hem hakimleri vardır, hem polisi vardır. Doğru mu? Doğru. Peki bu ortak paydada da buluşup iki tarafında atış faaliyetlerini beraber sürdürme şansı olamaz mı? Olabilir. Görüşmeler bağlamında. Tabii ki. Ama ne acıdır ki hayır geldiydi. Çünkü diyor o tarafı tanıdık. Tabii ben ağır bir eleştiri yazdıydım. Dışişleri onu gönderttirmedi bana. Ben dedim ki ya ne demek ya, biz Müslümanık diye siz bize bu imkanı vermiyorsunuz. Biz Hristiyan olsaydık biz olacak mıydık dedim. Yani hep bana onu yazdırtmadılar. O ifade yani, çünkü benim öyle düşünüyorum. Çünkü ben her zaman söylerim. Komşuculuk işine benzer bu iş. Komşunun sen horozun ötüşüne tahammül edebiliyorsan, ben de senin gürültü yapmana tahammül ederim. Ya köpeğin havlamasına. Ama ne acıdır, biz hep iyi niyet gösteriyoruz. O taraf hep o tarafa bir şeyleri yaranmaya çalışıyor. Öyle bir dünya. Rum tarafındaki Atıcılık Federasyonu ne zaman kuruldu? Tarih olarak biliyor musunuz? 72'di den olmadı. Önce biz kurulduk. 71'de biz kurulduk. 71'de mi kurulduk? Biz 71'de kurulduk. 71'de kurduk, arkasından onlar kurdu. 50. yılımızdır işte, iki başkanı da çıkarmak istedim. Fakat pandemiden dolayı yok temaslıydı, yok temaslıydı, biz temaslıydık. Yok öteki temaslıydı. Derken bir türlü birine getiremedim. 50. yılımızdır bu. Bu yıl 50. yılımızdır. Tamam. Eylül'de kuruldu. 23, yanılmıyorsam 23 mi 27 Eylül mi nedir? İlk adı neydi, hatırlıyor musunuz? İlk adı, ilk ismi? Kıbrıs Türk Atıcılık Federasyonu. Kıbrıs Türk Atıcılık Federasyonu. Tamam. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Atıcılık Federasyonu olduğu için önünde sıkıntı. Evet, bak ben aynı şeyi söyledim. Adını oturup Kıbrıs Türk Atıcılık Federasyonu yapabilirdik. O zaman da mecburen seni kabul etmek zorunda kalacaktın. Kuzey Kıbrıs için yok Birleşmiş Milletler kanalıyla, yok şu kanalıyla, ama biz, bu benim ülkem ya, bu kurulmuştur. O zaman ben şuna inandım yani, ben aradım ağır bir şekilde yazayım ve kabul etmediler. Bana gönderttirmediler de yani. Yazamadım da. Çünkü ilk kez buradan söylüyorum yani, ağır yazdım ya. Yazayım ne demek, biz Müslümanık diye ne demek? Şimdi o kullanılması gereken tabir değildi orada. diplomatik dilde. Ama bak şimdi ben yani tek bana cevap şu geldi yani. O taraf kabul gördüğü için, cumhuriyet olduğu içinmiş, tek bir atıcılık vardır. O da oymuş. Ne alakası yok. Benmiş. Lazım ona yem oluyor. Ne demek yem olacağım ya? Alakası yok. Öyle geldi. Cevap öyle geldiydi. İşte, araştırı bulursan onu gösteririm ben bir ara. Onu bir görmek isterim. Çünkü ona hem diplomatik hem de akademik dille bir karşılık verilebilir. Yani o zaman başlattıydık. Ben hatırlarım bundan yaklaşık kaç sene? 10 seneyi buluyor. Uluslararası Penchrast Federasyonu'na ben bir yazı yazdım.
karşı tarafın üyeliğini sorguladım. Türkiye'nin üyeliğini sorguladım. İkisi de üye değil. Bizim statümüzü gündeme getirdim. Siyasi statümüzü. Tamam. Bizim başkana da söyledim. Yeni başkanımıza da söyledim. Bize dedi, statümüz falan çok da önemli değil dedi bu aşamada. Bize dedi, kurumsal olarak, bakın kurumsal olarak bir yazı yazıp başvuruda bulunun. Tamam. Dernek olarak dedi, başvurumuzu kabul edemeyiz. Ülke olarak başvurmanız lazım. Tabi spor dairesi yazacak. Tamam. Spor dairesinin yazmasına da gerek yok. Federasyonun bu konuda yetkisi var. Var, doğrudur. Yazabilir. Yani yazabilir. Federasyon zaten tüzüğünde var. Uluslararası faaliyetlerde, çalışmalarda bulunmak. Kısıtlayıcı değil orada. Federasyon bu konuda bir yazı yazıp başvuruda bulunabilir. Dünyanın farklı farklı yerlerinde her yıl etkinlikleri var. Daha doğrusu iki yılda bir yapıyorlar bu etkinlikleri. Biz henüz bir çalışma yapmadık bu konuda. Bir adım atmadık. Ama İngiltere'de ayrı birkaç federasyon var. ISSF zaten genellikle uluslararası olimpik yarışmaları, şunları bunları belirlerler ama ISSF'e girmemiz bu aşamada biraz sıkıntılı olabilir. Ayos olması onların, lazım, senin farklı olması lazım, senin millet komiten olması lazım, kabul görmen lazım. Bir info serisi var. Yasalarını indirip incelememiz lazım. Yasalarını, tüzüklerini indirip incelememiz lazım. Bakmamız lazım. 500 küsur sayfalık bir şeyleri var bunların. Ben girdim, ben baktım yazıydı, ona göre yazıydım. Bir kere Milli Olimpiyat Komitesi olması lazım. Milli Olimpiyat Komite tarafından müracaat edilmesi lazım. Ona göre seni kabul eder. Ama yani seni böyle tek başına ülkeden herhangi bir şey almaz. Tamam işte, yani onların hangi şartlarda başvuruları kabul ettiğini bir görmemiz lazım. 500 küsur sayfalık bunların... Aslında bununla ilgili bir dönem spor dairesinde dış ilişkiler Sertaç Hoca var. Evet. Sertaç Hoca aslında bunlarla ilgili bir komite kuracaklardı. Bu komiteyle ilgili bir hazırlık olacaktı ve hukuksal boyutta müracaat edilmesi lazım veya dava açılması lazım. Eğer kabul görmezse, Ayos'la ilgili bahsediyorum, bahsettiğim. Ve buna göre de sen herhangi bir darts, mars, herhangi bir federasyonun da uluslararası arenada söz sahibi olabilsin. Ama fakat o çalışma ne acıdır ki? Öylece kaldı. Bilmiyorum henüz yani noticesi ne oldu. Son irtibat da etmedim. Ne aşama aradılar onu da bilmiyorum. Kadık olmuştur. Açıkçası kadık olmuştur. Çünkü ben onların üyelik statüsüyle ilgili yasaları nedir, tüzükleri nedir görmedim. Sadece yarışmalarla ilgili o 500 küsur sayfalık kuralları okudum. Üyelikler konusunda orada bir şey geçer miydi, geçmez miydi tam hatırlamıyorum şu anda ama üyelik başvuruları farklı bir statüde yapılır. Onu biliyorum. Dolayısıyla o ayrı bir çalışma konusudur bizim için. Onu akademik boyutta bir çalışma yapılması lazım. Yapılması hukuksal ve şey bağlamda ki yani, veri çıksın önünüze, ona göre de o veriye göre hareket edilsin. Kurumsal olarak bakın elimizde o kadar çok kaliteli atıcı var ve biz bunları değerlendiremiyoruz. Yani, hayır, bir müddet sonra çocuklarda şevki kırılıyor. Ve diyor ki ben yapmam diyor ya, bana ne diyor, bana ne diyor. Ben maddiyat gibi bir kere ailelerinden para gidiyor. Maddiyat gidiyor. Muazzam para emeklerinden gidiyor. Anladın mı? Çalışma gidiyor, bir de değer görmüyor. Değer görmediği zaman da şey, mesela ben son başarılı sporculara katkı istedim ben. Spor dairesi müdürüne söyledim. Spor dairesi müdürüm bana, biz veremeyik dedi. Bütçeleri verdik, federasyon versin size. Federasyona söylüyorum, federasyon diyor ki benim bütçem yok. Nasıl yok? Yeterli bütçesi yok. Nasıl yok? Ona göre düzenleme yapılacak o zaman. O zaman denecek ki alınan paranın, katkının eğer kendine verilmeyecekse. Tabii ki federasyonun bütçesi düşüktür. Ben onda değilim. Ama o da zamanlar der ki ben sponsor bulacağım, sponsorla bu yarışmaları yapacağım. Ben bu kadarı, ama örneğin Trap'tan, bu kadarı İskit'ten, bu kadarı Havalı'dan, bu kadarı İvli'den gençlere ben örneğin 100 lira bile katkıdır. Değişen bir şey yok yani. En azından o adam bu ödülü aldığı zaman ya da fişet katkısıdır ya mermi katkısıdır. Ya ne bileyim ben 100 lira bile ama ödül alması o insanı mutlandırır, onurlandırır ve şevk ettirir. Kırbaçlar yani. Daha fazla çalışmasını şevk eder. Tabii bu bağlamda da bunların olabilmesi için de. Sürdürülebilir olması lazım. Yani sürdürülebilir politika olması lazım. Tabii ki. Ali gitti, Veli geldi. Hep devam etmesi gereken bir sistem olması lazım. Şart devam edebilsin. Şarkın deşisinden biri gittiğinde
durmaması lazım. Bu da aslında kulüplerle el birliğiyle ortak paydada buluşarak devam edileceği kanısındayım. Yani peki bizim kulüplerin öyle bir niyeti var mı? Yok, herkes kendi başına. Cumhuriyet federasyondan belli. Cumhuriyettir hepsi. Yani federasyon erk olacağına onlar kendi başına cumhuriyettirler. Bazıları da tabela kulübüdür. Bunu da söyleyeyim. Evet. İsimleri evet. Var. Avcılık, atıcılık adı altında duruyorlar ama sadece tabela kulübüdürler. Boşu boşuna vardıklarını sürdürüyorlar. Bazıları sadece bir konuya odaklanıyor. Mesela bazıları sadece avcılığa odaklanıyor. Bazıları sadece atıcılığa odaklanıyor. Zaten federasyonların tutumları da belli bu konuda. Ben aslında şuna geldim. Ben geçenlerde bunu dinlendirdim. Artık şuna gelinmesi lazım. Bir zamanlar avcılık atıcılık birdi, ayırdılar. Tamam. Avcılık ayrı, atıcılık ayrı. Atıcılığın da kendi içerisinde iki branşı vardır. Çok branşı vardır da has olan iki grup vardır. Bir, trap iskit bölümü vardır. Bir de havalı vevdiler vardır. Bence artık havalı vevdilerle trap iskitin artık ayrılma zamanının geldiğine inanıyorum. Bütçesinin de 2/3 trap iskide verilsin, 1/3 bu yanı verilmek suretiyle, örneğin bütçe 180 ise 60'ı bu yanı verilmek suretiyle ama yeni bir oluşumla ikiye ayrılıp bütçe yaratmadan, yani devlete bir kambur getirmeden o bütçenin içerisinden de ayrı ayrı hareket edilirse hem daha çok faaliyet yapma şansları vardır. Bakın her ayda var. Bir de çünkü bu arada da havalıyla ayrılanlar ayrılacak, trabiskitle ayrılanlar ayrılacak. Böylelikle de daha yapıcı ve şey olacak. Daha profesyonel bir yapı olur. Evet. Her grup kendi içinde tabii ki faaliyetlerini götürür. Daha profesyonel bir yapı olur. Doğrudur da maliyet açısından, bütçe açısından 1/3'ini birine, 1/3'ini ötekine ayırmak biraz sıkıntılı olabilir. Olmaz. Bütçeli daireden onu çeker çizgiyi, ona 120 verir. Şu açıdan olabilir. Niye ona fazla, niye buna az? Masrafların değerlendirilmesi lazım. Çok ciddi bir şekilde, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Değerlendirdik. Çünkü ben onu çalıştıydım. Yivli ateşli silahlarda baktığınız zaman farklı farklı fiyatlarda mermiler var. Silahın çapına göre. Tabii ki. Yani bir mermiyi 500 TL'ye atabilirsiniz. Doğrudur. Böyle de bir durum var. 5 TL'ye atabilirsiniz, 500 TL'ye atabilirsiniz. Havalı silahlarda da benzer durum söz konusu. Tabii ya, 10 liraya aldığını 50 liraya da alabiliyorsun. Evet. Ve özellikle atış mühimmatı havalı silahlarda şu anda ayrı olarak satılan atış mühimmatların fiyatları baya baya yukarılarda. Yani tek bir diyabol, basit bir diyabolcuk bile 5 TL'ye kadar çıkabilir şu anda fiyatı. Bizim kullandıklarımızı ayırdığınızda kutuların içinden seçip ayırıyoruz. Geri kalanlar bir işe yaramıyor baktığınız zaman. 500 tanelik bir kutudan 50 tane çıkarabiliyorsunuz. 40 tane 50 tane. Evet. Bütün maliyet onların üstüne binmiş oluyor. Bugün fiyatlarına baktığınızda kaliteli atış mühimmatlarının 250-300 liradan aşağı değil. Bize maliyeti buraya. 200 lira deseniz 50 tane çıkarttığınızda 4 lira tanesi geliyor. Yani bir fişekten yeri geliyor daha pahalı. Tamam işte. Şimdi, dolayısıyla o hesaplanır. Ben orada değilim. Benim daha çok faaliyet ve daha çok etkinlik yapma maksamında daha iyi olur. Hem iki ayrı gruptu zaten. Yani birinin oynamasına geldiğinde ben onunla ilgili oy vermem der. Çekimser kalır. Ona geldiğinde ben onunla ilgili oy vermem der. Ben onu bilmem der. Doğru. Ama yani bu bağlamda ayırmak. Ya da ikisinin ayrı yönetim kurulu olur. Yukarıda tek bir başkan olur. Mantıklı. İkisinin yönetim kurulundan çıkan 4'er kişiyle ve 3'er kişiyle belirlenen, yani tüzük bağlamında ama avcılığı da katan işin içine. Hepsi avcılık atıcılık olur. Genel başkan olur. Genel başkanın çatısı altında da herkes adaylarıyla çıkar. Örneğin Edis Tuncer X başkandan beraber çıktı ama belki üyeler onu seçecek. Bu belediye başkanının seçimi gibi düşün olayı. Ama buna göre de tek bir başkan seçilir. Altında bundan seçilenler buna gider. Bunun as başkanı burayı idare eder. Bunun as başkanı buraya eder. Bunun fizibilitesi ayrı. Bunun fizibilitesi ayrı. Hepsi yukarıda birleşir. Bir yönetim kurulunda oluşabilir diye düşünürüm. Mantıklı. Gayet mantıklı. Bu bir organize işi. Çalıştık bunu. Bunu çalıştık. Hazırladık. Ben hazırladım. Bunun tüzüklerini hazırladım zamanda. Ama ne acı der ki
Birini ala çeker, biri maya çeker. Yani yanaşmazlar. Yani şudur olay, aman ben ayrı kalayım, o ayrı kalsın. Hayır ya, tek bir cumhuriyet, çokluktan bak, ayrı ayrı bölüp yönetmek kolaydır. Tek bir bütün olursa kolayına yönetemez diye düşünürüm ben kendim. Bu konuyla ilgili biz de geçmişte sizin söylediğiniz doğrultuda görüş bildirdik. Zamanımız hızla gidiyor hocam. Son 5 dakikamız kalmış. Branşlar ayrılsın. Daha efektif şekilde organizasyon tekrar şeması, organizasyon tabii şeması oluşturulsun. Daha efektif bir şekilde bunlar uygulanabilir. Yapılmayacak bir şey değil. Bu kimseye de bir zararı yok. Aksine faydası var. Tabii ki faydası var. Yani inşallah tüzük geçer ve tüzük geçtikten sonra bu konunun üstüne de bir eğiliriz. Eğilirik. Evet hocam. Şimdi önümüzde bir ödül töreni var. Bir yarışma var. Onu seçim bıraktık. Var. Aslında bir seçimi başkan mesaj yazmışlar sana. WhatsApp'ta bütün kulüpler onaylarsa demişti. İleriye atabiliriz dedi. Konuşabiliriz dedi. Yani onu bir daha gündeme getirelim. Onu bir gündeme getirelim. Bir kulüplere görüşelim aslında bizden. Ama bunu hem başkan sıkıntı yaşamaz. Bildiğim kadarıyla aday yoktur. Yaşamaz. Hayır. Aday yoktur. Kendi tek aday çıkacak. O zaman da yani seçim daha legal olur. Yani evet. Diğer türlü bahsettiğin gibi sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar var. Tamam. Ona göre yani devletin de buna, spor dairesinde buna izin vermemesi lazım. Bana göre eski tüzükle seçime gidilmesine spor dairesinin izin vermemesi lazım. Yeni tüzüğü zorlayacaklar. Bir an önce bakalım. Daire müdürümüzde adaydır biliyorsunuz. Hayır, değil. Çıktı? Değil. Bildiğim kadarıyla değil. Dün konuştum. Adaylıkta değil şu anda. Kim adaylıkta değil? Spor dairesi müdürü aday değil. Milletvekili adayı değil. Fuat Bey değil mi ya? Evet. Şeyden yeni doğuştan adaydı diye biliyorum. Yok değil. Bildiğim kadarıyla adaylıktan bir takım teknik sebeplerden dolayı çekilmiş durumda. Yani öyle basına yansıdığı doğrudur. O şekilde basına yansıdı ama değil. Ama şu anda daire müdürü YDP'den, bakanlık UVP'den. Bu müdürü ne kadar çalıştıracaklar bilemiyorum. Ama onlarlık da bir olay değil. Artık bakanlık, başbakanlığa gitti bakanlık olay. Müdürü şeyin başındaki adam gene YDP'den. Neyin başındaki? Mete Bey'dir. Mete Hoca'dır. Mete Hoca görevden alınmadı ki. Mete Bey neyin başındadır? Şeyin koordinasyon kurulunun. Tabii şeyin spor dairesi genel yönetim kurulunun başındadır. Tamam yani burada zaten top artık onlarda da değil. Top başbakanlıktadır. Evet. Top başbakanlıktadır. Bir an önce birilerinin başbakanı bu konuda uyarması lazım. Zaten kendisine bilgi verdik daha önce. Bir an önce bu tüzüğün geçmesi lazım. Tüzük geçtikten sonra seçime gidilmesi lazım. Arkasından da federasyonun yeni bir yapıyla, o bahsettiğin yapıyla yeniden oluşturulması lazım. Trapiskit bir tarafa, Yivli Ateşli ve Havalılar bir tarafa. Yeniden oluşturulması lazım ki faaliyetler daha etkin bir şekilde, daha etkin ve daha bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürüyebilsin. Sorumluları belirleyeceksiniz, daha etkili bir şekilde faaliyetler yürüyecek. Yani yılın 12 ayı aktif olabilecek bir pozisyona sahip olan bir federasyonda bu tip sıkıntıların yaşanması... Bunu bu şekilde yapmak suretiyle yapabilirsin. Zaten yapılabilir. Yani sıkıntı yok orada ama dediğim gibi yani hiçbir federasyon yılın 12 ayı faaliyetlerini tam olarak sürdüremez. Atıcılık Federasyonu hariç. Evet. Atıcılık Federasyonu'nun yılın 12 ayı gerekirse her haftası faaliyet yapma şansı vardır. Dolayısıyla bu federasyonun yapısını ayrı tutmamız lazım. Bunu spor dairesindeki toplantılarda da defaten dile getirdik. Diğer federasyonlara hiçbir şekilde benzemiyor bunun yapısı. Okçuluk belki bununla aynı kategoriye konabilir. Okçuluk Federasyonu ama mevsim itibariyle bazı federasyonların sıkıntıları vardır. Mesela Avcılık Federasyonu belli dönemlerde avla iştigal edebilir. Onun haricinde işte 300-500 tane keklik yetiştirirler. Belki doğaya salarlar. Onlara da gider avcılar nereye salındıklarını bilirler, vururlar, bitirirler 5 dakika içinde. Belki onların yani 12 aya yayılabilir faaliyetleri. Tabii o da planlı programlı bir çalışma gerektirir. Ama onun haricinde baktığınızda toplam faaliyetleri bir ayı geçmez. O bir taraftan 12 ay faal olabilecek bir federasyon var orada. Ve getirisi de çok fazla olacak. Maddi getirisi de çok fazla olabilecek bir federasyondur bu.
Yani devlet nasıl bakıyor olaya? Av zamanında avcılar ne yapar? Fişek alır, işte silahlara ruhsat çıkarır, bir para kazanır bundan falan. Kardeşim, atıcılık tarafına bir bak bakayım. Avcılığın getirdiğinin 10 katını getirebilir sana. Çok rahat bir şekilde. Evet hocam, son sözlerinizi alalım. Yani günün sonunda şunu özetle söyleyelim. Atıcılık sporu eğer üzerine gerektiği gibi gidilirse, gereken önem verilirse bu ülkeye çok büyük fayda sağlar. Maddi fayda sağlar, sportif açıdan fayda sağlar. Ancak devletin artık el yordamıyla ve rastgele seçimlerle, rastgele atamalarla bu işleri bu şekilde yürütmemesi lazım. Bir spor dairesinin başına atanacak olan şahsın ille siyaseten oradan başlayayım çünkü esas nokta orada başlayıp bitiyor. Spor dairesinin başına atanacak şahsın sürekli olarak gelen giden hükümetler tarafından değiştirilebilir bir statüde olmaması lazımdır. Bu ciddi bir engeldir. Yani şunu diyorsunuz hocam. İkincisi. Spor Bakanlığı'nın olması lazım diyorsunuz. Spor Bakanlığı elzem. Herhangi bir bakanlık altına girmemiz. Sokulabilir. Zaten bu ülkedeki en büyük eksikliklerden bir tanesi Spor Bakanlığı'dır. O biri Savunma Bakanlığı'dır. Öteki de Adalet Bakanlığı'dır. Bunlar mesela İçişleri ve Adalet Bakanlığı olabilir örneğin. Savunma Bakanlığı, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı olabilir. Milli Eğitim'in eskiden bir sporu da vardı. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı olabilir. Çünkü ve, okul sporları var. Evet, doğrudur. Ve o görevlere atanan insanların ikide bir de zırt pırt gelen giden hükümetler tarafından değiştirilmemesi, yerlerinde oturmaları şarttır. Siyaseten herhangi birini sürekli bir yere atayıp değiştirdiğinizde oradan bir verim bekleyemezsiniz. Balık da baştan koktuğuna göre eğer baş tarafından kokarsa kuyruğuna kadar gider ve kokar. Ve ayrıca federasyonların çok ciddi şekilde de denetlenmesi lazımdır. Federasyonlar kendi tüzüklerine ve yasalarına aykırı hareketlerde bulunuyorlar zaman zaman. Bunların çok sıkı bir şekilde denetlenmesi, aykırı davranan yönetimlerin derhal görevden el çektirilmesi, hiç acımadan el çektirilmesi, bir daha da o tip görevlerde tekrar görev almalarına fırsat verilmemesi lazımdır. Çok teşekkür ederim hocam. Ayağınıza sağlık. Uzun bir aradan sonra bu iyi aslında. Devamını getiririz inşallah. Evet, evet sayın seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Zaman çok çabuk geçiyor, bize yetmiyor zaman. Önümüzdeki hafta Salı günü aynı saatte başka bir konuğumuzla sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.